Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili 11. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ağırlık merkezi, kütle merkezi konularımıza giriyoruz. Düzgün ve türdeş ve türdeş olmayan cisimlerin ağırlık merkeziyle ilgili konu anlatımımızı yapıyoruz. Evet, cisimleri etki eden kütle çekim kuvvetine sevgili arkadaşlar ağırlık denir. Ağırlık her zaman yeryüzünün merkezine doğrudur diyeceğiz. Ağırlık sadece bir noktaya değil, cismin tamamına etki eden bir kuvvettir. İşte bu cismi oluşturan parçacıkların uygulanan kuvvetlerin bileşkesine ağırlık merkezi diyoruz sevgili gençler. Yer çekimi olmayan ortamlarda cismin ağırlığından söz edemeyeceğimizden dolayı sevgili arkadaşlar burada herhangi bir ağırlık merkezi olayı da söz konusu değildir. Ancak burada ne vardır? Kütle merkezi vardır. Dolayısıyla kütle merkezi her durumda söz konusuyken ağırlık merkezi olabilmesi için bir çekim ivmesi olması gerektiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çok yüksek yapılarda bu kütle merkezi ve ağırlık merkezi denilen arkadaşların birbirinden farklı noktalarda olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. İşte çok büyük yüksek bir yapı olduğunu düşünelim bunun. Yeryüzünden yukarılara doğru çıkıldıkça çekim ivmesi azalacak. Bunu önümüzdeki 12. sınıfta göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu yukarıdaki kısımlar biraz daha hafif iken aşağıdaki kısımlar daha ağır olacaktır. Dolayısıyla ağırlık merkezim aşağı yani yer yüzeyine biraz daha yakınken kütle merkezim tam ortada olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Tabii bu çok yüksek yapılar için söz konusu olan bir durum. Şimdi birinci olarak düzgün ve türdeş olmayan bir cismimizin ağırlık merkezine bakıyoruz. Şimdi bu arkadaşı böyle dengede tutabiliyorsam sevgili arkadaşlar. İşte normalde bu bir üçgen 2K'ya K oranı olması lazımdı falan filan. Ağırlık merkezi farklı bir yerde olmalıydı. Ancak desteğin üstüne koyduğumda bu şekilde dengede kaldıysa bu adamın ağırlık merkezinin K ve L noktaları arasında olduğunu söyleyebilirken buradan ipe astığım şu dikdörtgen şeklinde karesel levhamızın ağırlık merkezinin ise AB aralığında olduğunu söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Peki tam olarak yerini tespit etmek için ne yapmamız lazım? Yani AB aralığı değil de AB arasındaki falanca nokta şeklinde tespit edebilmek için şöyle yapacaksınız gençler. AB şu anda düşeyde, bir de AB'yi yatay konumda astınız. Mesela AB şu şekilde denk gelecek şekilde. Yani bunu çevirerek astınız ve tam buradan denk geldi. Tam bu şekilde denk geldi. İşte ipin uzantısı A ve B'nin tam ortasından geçiyor burada. Burada da A ve B'nin tam ortası. Yani iki durumda da kesişen noktamız bizim ağırlık merkezimizdir diyebiliriz. Yani aslında şöyle demek istiyorum gençler. Şöyle astınız. Bir de burada AB bu şekildeydi. Şöyle astınız. AB bu şekilde. İşte burada kesişen nokta, her iki şekilde de kesişen noktanın ağırlık merkezinizin yeri olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, bir cismin asıldığı veya destek üzerine konulup denge sağlandığında ağırlık merkezi destek veya ip hizasında olur ya da uzantısından geçer diyebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi ikinci arkadaşım ise düzgün ve türdeş cisimler için ağırlık merkezi. Bunun için sevgili arkadaşlar çubuk varsa bunun tam orta noktasıdır. Kare levha, dikdörtgen levha, paralel kenar gibi bir cismin varsa bu arkadaşlar için ağırlık merkezi tam köşegenlerin kesim noktasıdır diyebilir ve buradan ağırlık kuvvetimizi ne yapabiliriz gençler gösterebiliriz. Üçgen levhada farklı bir durum var. Bakınız şöyle bir üçgen levhamız varsa A2A, B2B, C2C şeklinde yani 1'e 2 oranında ayıracak noktada ağırlık merkezimizin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi aynı zamanda bunlar ne de olmuş oluyor sevgili gençler? Kenar ortaylarım da olmuş oluyor. Çember, daire, küre gibi cisimler için ağırlık merkezi geometrik merkezin yeridir. Silindir gibi 3 boyutlu bir maden varsa düzgün bir cisim olduğundan tabanla tavanın tam orta merkezlerini birleştiren doğrunun
ortasında ağırlık merkezimin olduğunu ifade edebilirim sevgili gençler. Evet, şimdi sorularımıza başlayalım. Türdeş bir telin bükülmesiyle oluşan cismin şekildeki gibi düşey konumda dengede kalabilmesi için. Sevgili arkadaşlar, böyle bir şey olabilmesi için geçen videolarımızda tork konusunu işlemiştik. Asıldığı yerin sol tarafının torkuyla sağ tarafının torkunun birbirine eşit olması gerekmektedir. Dolayısıyla böyle bir B'den deneyelim bakalım. B'den asalım. Şimdi bu parça ile bu parça tam simetrikler. Dolayısıyla birbirlerini dengeleyeceklerdir. Şu parça ile şu parçaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Parçaların uzunlukları aynı. Dolayısıyla ağırlıkları da aynı. İpin uzantısına olan dik uzaklıkları da aynı olduğu için bu iki arkadaşım da birbirini dengeleyecek. Şu arkadaşlara baktığımda bunlar için de aynı şekilde ipin uzantısına eşit olduklarını söyleyebilirim. Uzaklıkların dolayısıyla bu adam B'den asıldığında dengede kalıyor imiş sevgili gençler. Peki hocam şöyle olsaydı dengede kalmasaydı sevgili arkadaşlar, eğer sağ taraf daha uzak olsaydı biraz sağa yaklaştırır BC arasında derdim. Sol tarafın torku daha büyük olsaydı ipi sol tarafa alır AB arasında derdim sevgili gençler. Evet. Şimdi birden fazla cisimden oluşan bir cismin ağırlık merkezi nasıl bulunuyor sevgili arkadaşlar? Adım adım şimdi buna bakalım. Bir cismin ağırlık merkezi bulunurken birinci adım olarak geometrik merkezlerinin, ağırlık merkezlerinin yerini bildiğim parçalara bölüyorum cismi. Bu bir. Her bir parçanın ağırlık merkezi ve ağırlık kuvvetleri gösterilecek. Gösteriyorum. Eklenen parçalar varsa ağırlık kuvvetleri aşağı, çıkarılan parça varsa ağırlık kuvvetleri yukarı yönde gösterilecek. Evet sevgili arkadaşlar, peki bu ağırlık kuvvetlerini gösterirken neye dikkat edeceğim hocam ben diyor iseniz, aynı maddeden yapılmış cisimler için tel gibi, çembersel tel gibi tek boyutlu maddeler varsa uzunluk, levha, kare levha, üçgen levha, dairesel levha gibi levha ifadesi içeren cisimlerin varsa alan, 3 boyutlu cisimlerin varsa işte küre, silindir, küp gibi 3 boyutlu maddelerimiz varsa da hacmi ağırlık olarak kabul edebilirim. Cisimlerin öz kütleleri farklı ise de bu bulduğum hacim ya da işte uzunluk ya da alan değerlerini öz kütleyle çarparım. Oluşan paralel kuvvetlerin bileşkesinin yeri sevgili arkadaşlar ağırlık merkezinin yeridir ve ipin uzantısı ya da işte destek noktasına konulduğunda desteğin geçeceği nokta bu bulduğum noktadır diyebilirim. Peki paralel kuvvetlerin bileşkesini nasıl buluyorum? Paralel kuvvetlerin bileşkesi sevgili arkadaşlar aşağı yönlü ise, aynı yönlülerse ikisinin arasındadır ve F1 çarpı X eşittir F2 çarpı Y şartını sağlayacak. Yani torklarının eşit olduğu noktadır. Peki burada bunun R olduğunu söylersem R'nin değeri nedir? R'nin değeri F1 artı F2 toplamı kadardır. Eğer buradaki gibi zıt yönlü iki kuvvetin varsa, yani parça çıkarılma durumlarında başvuracağımız yöntem budur. Böyle bir durumda da sevgili arkadaşlar ikisinin dışında bir noktada bu adamların torkları eşit olur. Ama sağlayacağım şart gene F1 çarpı X eşittir F2 çarpı Y şeklindedir sevgili gençler. Evet, bunun da ne olduğunu söyleyebilirim. F1 eksi F2 kadar olduğunu söyleyebilirim bileşke değerimin. Evet, şimdi sorularımıza bakalım. Aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıktaki cisimlerden oluşan. Yani burada ne diyor size gençler? Alanı bul yeter abicim diyor. Şimdi X levhasına bakıyorum. X levhası 4'e 4'lük bir kare. Ağırlığı ne oldu? 16 olmuş oldu. 16 P diyelim. Y dediğim arkadaşım ise 2'ye 2'lik. 2'ye 2. Dolayısıyla bunun da kaç olduğunu söyleyebilirim? 4 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada sevgili gençler L noktasından olsa 16 çarpı 1, 4 çarpı 2, 16 daha sol taraf daha büyük oldu. Dolayısıyla gençler bu levhanın ağırlık merkezinin KL noktası olduğunu ifade edebiliriz. Peki hocam tam uzunluğu nasıl bulurduk? Yani kaç birim uzunlukta olduğunu, ne kadar uzakta olduğunu nasıl bilirdik? Şöyle yapıyorum. Bakınız aralarında 16P ve 4P var. Aralarında da 3 birim var. 16'dan X gidiyorum.
4P'den de ne kadar gidiyorum? 3 eksi x kadar. Çünkü aralarında 3 bölme vardı. Bakın torkların eşit olduğu nokta ağırlık merkezinin yeri idi. 16 çarpı x eşittir 4 çarpı 3 eksi x. Buradan sadeleştirdim. 4 x eşittir 3 eksi x. Hop karşıya attım. 5 x eşittir 3. Dolayısıyla x dediğim şey 3 bölü 5. Yani 0,6 şeklinde karşıma geldi. O zaman buradan yani 16P'den 0,6 şeyden ise 1,2 0,4'te buradan kaldı 2,4 16 çarpı 0,6 9,6 4 çarpı 2,4 9,6 olmuş oldu. Yani torkların eşit olduğu noktayı da bu şekilde bulurum. Tam olarak yeri istenirse sevgili gençler. Evet, düzgün türdeş x, y, z levhalarının perçinlenmesiyle oluşan levha şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? X'in kütlesi Y'ninkine eşit. Şimdi gençler, X ve Y'nin kütleleri birbirine eşit olsaydı ikisinin ağırlık merkezi tam buradan olur. Z'yi dengeleyecek bir şey kalmaz ve sistemin dengede kalamazdı. Dolayısıyla bu ifadem kesinlikle yanlış olan bir ifadedir. X'in kütlesi Z'ninkine eşittir. Şimdi sevgili gençler, X'in kütlesi Z'ninkine eşit olsa, bakın şuradan P, şuradan da P olduğunu düşünelim. P çarpı 1 bölme P çarpı 2 bölme ipin uzantısına olan dik uzaklığın. Dolayısıyla sol tarafın denge torku daha fazla. Dolayısıyla bu adam bu şekilde dengede kalamazdı. 2 de kesinlikle yanlış. Y'nin kütlesi Z'ninkine eşittir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada Y ve Z X tarafından dengelendiği için belki Y ile Z birbirine eşit olabilir. Yani X daha fazladır. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlıştır diyemem. Dolayısıyla sorumun cevabı D seçeneği, yani 1 ve 2 olmuş oldu sevgili gönül dostları. Düzgün türdeş levha aynı levhadan kesilen X, Y levhaları şekildeki gibi birleştiriliyor. Buna göre şekildeki levhanın ağırlık merkezi nerededir demiş. Şimdi sevgili gönül dostları, şu üstteki paralel kenarı düşünüyorum. Bakın şurayı, şu paralel kenarı düşünüyorum. Ağırlık merkezi burada. Alttaki paralel kenarı düşünüyorum. Ağırlık merkezi burada. İkisinin birleştiği nokta burası oldu. Şimdi bu paralel kenarımın alanını bulacağım. Çünkü bakın ne diyor? Levha diyor. Levha ise alan ağırlık merkezi olarak kullanılabiliyor idi. Şimdi 2'ye 2 birim. Bakın 2 de burası 4 birimlik bir alana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ya da şöyle yapalım. P, 2P, P yarım bölmelere P ağırlığında dedim. Tam bölmelere 2P dedim. Dolayısıyla 1, 3, 5, ay 1, 3, 4, 5, 7, 8 oldu. 8 de burada var. İkisinin bileşkesi burada olduğu için buradan bir 16P'miz var diyebilirim. Daha sonra buradaki dikdörtgen levhama bakıyorum. 4 çarpı 2'den, buranın da tabii 2P cinsinden yazacağım. Tam levhaları 2P demiştim. 2P, 2P, 2P. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16P de buradan tam ortadan gene olduğunu söyleyebilirim. 16P burada var. 16P de burada var. Bakın eşitse tam ortası. 3 bölme var. 1, 2, 3. 3'ün tam ortası. Yani L noktasında ağırlık merkezimin yeri olmalı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım B seçeneğidir diyebilirim. Evet, kütle ve ağırlık merkezleri ile ilgili, bir cismin kütlesinin yoğun olduğu kısma kütle merkezi daha yakındır. Doğru. Yüksek binalarda kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri aynı değildir. Doğru. Videomuzun baş kısmında anlatmıştık bunu. Bir cismin asıldığında ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Bu da doğru bir öncül. Sorumun cevabı E seçeneği olmuş oldu diyorum sevgili 11. sınıflar. Burada ağırlık merkezimizin ilk kısmını bitirmiş olduk. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler sevgili 11. sınıf arkadaşım.